95 kiloda harika bir mücadele. Dün yapılan face to face'ten de görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Bu iki sporcu Avatar Combat Cup'ta az sonra kozlarını paylaşacak. Mavi köşe, Kilad Bilal Hali, 95 kilo, 1.90 boyunda, 25 yaşında, 25 maç yapmış, 22 galibiyet, 8'i knockout. Antrenör Ali Günyor. Kırmızı köşe, Bahram Rajabzade, 95 kilo, 1.86 boyunda, 30 yaşında. Bu yaşında olmasına rağmen 59 maç yapmış, 58 galibiyet, 55'i nakavtla kazanmıştır. Antrenör Cengiz Eyvazov. Orta hakem Gazi Mızrak. Uluslararası hakemlerimizden Gazi Mızrak mücadeleyi yönetecek değerli izleyenler. 95 kilogramda Kilat Bilal Hali ve Bahram Recepzade karşı karşıya geliyorlar. Ve değerli yorumlarıyla Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı da yine bu maçta bizlerin yanında olmaya devam edecek. Salim Başkanım, gerçekten 95 kiloda keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Evet. Bahram Recepzade, yani Glory'de dövüşmüş bir isim ve evet, knockout oranı çok yüksek bir isim. Ama Kilat Bilal Hali de Hollanda'dan geldi. Onun da 22 galibiyeti, yalnızca 3 mağlubiyeti var. Çok sert bir maç bizleri bekliyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak değerli izleyenler. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Ve mücadelemiz başlıyor. İki sporcu da siyah şortla ringde. Kırmızı eldivenleriyle Bahram Recepzade, beyaz eldivenleriyle Kilat Bilal Hali'yi izliyoruz. Yani Glory seviyesinde dövüşmüş bir isim Bahram Recepzade. Daha 10 saniye geçmeden rakibini yere yıkmayı başardı. Gazi Mızrak sayıyor. Çok uzatmayacağım bu maçı diyor Bahram Recepzade. Kilat Bilal Ali devam edebilecek mi göreceğiz. Süreyi durdurdu Gazi Hoca. Dişliği tekrar temizlenip takılacak Hollandalı sporcunun. Fakat daha maçın ilk saniyelerinden saldırmayı başardı Bahram Recepzade ve devamını da hızla getirmek isteyecektir. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk knockdown'u bulmayı başardı Bahram Recepzade. 59 maç, 58 galibiyet, 55 knockout'u var kendisinin. O 56. knockout'u istiyor. Clinch'te bir diz geldi, ardından yumruklar. Gazi Mızrak hemen araya giriyor. Henüz daha bir dakika geride kalmadı mücadelede. Ama Bahram Recepzade ciddi bir üstünü kurmayı başarmış durumda. Sol kroşe isabeti. Bir kez daha diziyle gelmek istedi. Gazi Hoca hemen yine araya giriyor. Son olarak Türkiye'de Mehmet Özer'le olan karşılaşmasını izlemiştik. Bahram Recepzade'nin değerli izleyenler, o maçı da yine kazanmayı başarmıştı. Hızlı başladı maça. Şimdi biraz daha temkinli, biraz daha soğukkanlı gözüküyor. Neyle geldi üstüne rakibinin. Mesafeyi kapattı. Diz darbesi geldi. Çıkarken de bir koşu aradı. Aradığını bulamadı Bahram Recepzade. Kilat Bilal Hali kroşeyle gelmek istedi. Diz isabeti, ardından sağ kroşe. Hollandalı sporcu bir kez daha yerde. Hollandalı sporcu bir kez daha yerde. Gazi Mızrak sayıyor. İkinci knockdown geldi round'a. Devam edebilecek maça Kilat Bilal Hali ama Bahram Recepzade yine yakalamayı başardı rakibini. İlk round'un son dakikasındayız değerli izleyenler. Knockout arıyor Bahram Recepzade. İki kez saydırdı. Olabilecek mi göreceğiz. Bir kez daha üstlük rakibinin. Dizle geliyor. Çıkarken sol. Kapanmak zorunda. Hollandalı sporcu yerde. Hollandalı sporcu bir kez daha yerde. Bahram Recepzade beyaz köşede. Hakem bir kez daha sayacak. Evet. Bitiyor mücadele değerli izleyenler. İlk round'da knockout'u bulmayı başardı Bahram Recepzade. Tribünlerden de sesler oldukça yükseldi ve sesler yükseldi. Çok iyi performans. Salim Başkanım, ne söyleyeceksiniz? Evet, Bahram hakikaten çok iyi bir performans gösterdi.
Zaten söylemiştik, çok iyi bir maç olacağını düşünmüştük. Ve Bahram'ın üstünlüğünü zaten gösterdi. Birinci round'da müsabakayı bitirdi zaten. Ya Bahram Recep zaten alışık olduğumuz performans aslında bizlere gösterdi diyebiliriz. Hazır sizi bulmuşken ben şunu sormak istiyorum. Tabii önümüzdeki dönemde de Kickbox Federasyonu'nun etkinlik takvimi oldukça yoğun. Evet. Önemli etkinlikler olacak. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi biliyorsunuz bu yıl Dünya Şampiyonası var İtalya'da. 15-24 Ekim tarihleri arasında Büyükler Şampiyonası. Ayrıca bunun yanı sıra Avrupa Gençler Şampiyonası var Kasım ayında. Bu iki müsabakaya tam takım olarak katılacağız. İnşallah sporcularımıza başarılı göstereceğini düşünüyoruz. Bizim için gelecek yıl çok önemli. 2022'de Avrupa Büyükler Şampiyonası'nı Antalya'da yapacağız. Bu ilk defa Avrupa'da yapılan ve bütün branşların birleştiği ilk müsabakadır. Bu müsabakanın seçmesinde ise 2023'te Avrupa Olimpik Oyunları'na katılıyor. İnşallah milli takımımız burada başarılı olacaktır. Evet değerli izleyen, şimdi hemen ringe doğru bir döneceğiz. Mücadelemizin resmi kararını alacağız. Söz Big Boy'da. Şafak Sezer'i alkışlarınızla ve gecenin mimarı Atakan ve Alım'ı ödülleri takdim etmek için ringe bekliyorum. Ve kazanan Kırmızı Köşe birinci round teknik takavukla Bahram Recepzade. Evet değerli izleyenler, Bahram Recepzade kariyerindeki 59. galibiyetini ve 56. nakavtını bulmayı başardı. Gerçekten nefis bir kariyer devam ediyor 30 yaşındaki sporcu için. 95 kilogramda Şafak Sezer ve çok yakından tanıdığınız iki isim zaten Şafak Sezer ve Avatar Atakan Arslan. Onlar da Bahram Recepzade'ye kupasını takdim ettiler değerli izleyenler. Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı bizlerle birlikte. Salim Başkanım, tabii ki Olimpiyat Oyunları'nın ardından tüm federasyonlarda bir seçim süreci de başladı. Evet. Sizden bunun hakkında bilgi alalım aslında. Seçim süreci başladı mı? Federasyonda siz aday mısınız? Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bir sorayım. Hemen araya giriyorum, ringe dönelim. Anladınız mı reklam? Evet, üstüme atlıyordunuz. Evet. Bahram, çok yahşiysen adamın yani hemen birinci round olmaz be kardeşim. Ya biraz dayandır yani. Ha, uçağa yetişeceksin. Oldu. O zaman ben de hazırım. Yarım. Benden bu kadar birader. Şu iki hareket var, başka yok. Gerisi Raki de. Buyur Raki. Oldu. Sıra bende. Evet Bahram, söz sende. Herkes selamlar, bütün Türk milletine, bütün Azerbaycan milletine selamlar. Öncelikle buraya gelen bütün dostlarımız, kardeşlerimiz, hepinizin ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız, sağ olun. İkinci nöbete bizim burada bu güzel maçı, bu güzel organizasyonu yaptığı için Atakan kardeşimiz, abimize teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Azerbaycan Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Orion Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Ve en sonunda bugün 27 Ağustos çok güzel bir, çok değerli bir gün. Bizim için dünya şampiyonluğu, bizim gururumuz, bizim Survivor'da da kendisini ispatlayan, bizim bütün linklerde de kendisini ispatlayan Atakan kardeşimizin doğum günüdür. Biz de bu şampiyonasını yürekten tebrik ediyoruz kardeşim. Nice sağlıklı, huzurlu ömürler inşallah. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bomba gibi maçlar bizi bekliyor. Seni de özellikle tebrik ediyorum. Teşekkür çok iyisin. Ederim, sağ olun. Avatar Combat Cup'ta gecemiz devam edecek. Şimdi sıradaki maçlara hemen göz atacağız. Birazdan Ali Rıza Gembari ve Sinan Çağla'ya karşı karşıya gelecek. Yosvan Belsen, Yusuf Mehmetov maçı var. Zohrab Azimov'un rakibi Atakan Mert olacak. Hüseyin Can Polat, Yasin Arduç'la karşı karşıya gelecek 71 kilogramda. Harika maçlar. Ve Muhammed Abipur, Tugay Boz mücadelesi yine bu ekranlarda sizlerle buluşacak değerli izleyenler. Kısa bir aramız olacak. Aranın ardından TV8 ekranlarında yeniden karşınızda olacağız.